Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Size bugün kendimin tasarladığı arkadaşlar kolay bir model hazırladım. Bakın modelim bu şekilde nazar boncuklu bir model. Bu arasuyu da biliyorsunuz 20 yıldır benim bildiğim bir arasuyu bu şekilde sürekli yapılan böyle sallantılı olsun kolay olsun diye hani bebek yüzü için model soruyorlar, modeli arıyorlar arkadaşlar. Onlar için de böyle bir fikir olsun diye geçenlerde hazırladığım bir model vardı. Sihirli halkayla ortasını yaptığım, ondan esinlenerek bu şekilde dedim neden nazar boncuğu kolay bir nazar boncuğu modeli çıkarmayayım sizler için. Bakın şöyle yakın bir plan gösterdim. Arasına da bu şekilde küçük örümcekli kirpikler yaptım. Siz istediğiniz arasuyunu yapabilirsiniz. Şöyle çıtı pıtı olsun diye ben bu arasuyunu tercih ettim arkadaşlar. Bir de fark ettiniz, birisinin ortasında mavi, açık mavi, diğerinde de beyaz var. Şöyle karar veremediğim için iki renkte de sizlere yaptım. Siz sevdiğiniz ister beyazlı ister mavili veyahut da benim gibi her ikisi de olsun. Karar veremediyseniz her iki renkten de bu şekilde nazar boncuklu yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, ilk önce nazar boncuğumuzu yaparak başlayacağız. Sihirli halka ile başlayalım. Parmağımızdan gelen ipi, bakın tutmuş olduğumuz bu ucundaki ipin üzerine kapatıp şöyle parmağımla o ipimi tutuyorum. Ortada yapmış olduğumuz halkanın içine giriyorum. Bu şekilde bir tane zincir çektim dibine. Hemen yuvanın içine girdim. Sık iğnemi yaptım. Bu bir zinciri kapatırken rahat kapatmak için, sık iğneye girmek için bir zinciri unutmayın. Kolaylık oluyor. Şöyle iki sihirli halkamızın içine bu şekilde 9 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Şimdi 10. ile kapatacağız. Aslında 10 sık iğneden oluşan bir halkamız olacak. Bakın o uçtaki ipi çekerek halkamı küçülttüm. Buradan bir zincirle ilk sık iğnemi yapmıştım. Oraya gireceğiz. Bu şekilde birleştirmiş olacağız. Buradaki sık iğnemin içine girdim. Bakın bir tane ilmek çıkardım. İlk yaptığım sık iğneden. Bunu da tığımdakinden geçirip şöyle sahte sık iğne yapıyorum. Sahte sık iğne yapınca çok zarif duruyor bu kapanma noktası. Belli olmuyor bile. Buraya arkadaşlar 20 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincirimi çekmemin sebebi bu, 1 veya 2 eksik, 2 fazla, 1 eksik, 1 fazla olabilir. Bakın şu tur attırdığımız zaman yapmış olduğumuz halkayı tam kavrayacak. Bakın arkadaşlar bu uç noktasına kadar böyle saracak çektiğimiz zincir şu şekilde tam. Benim vermiş olduğum zincir ayarlarına uyarsanız aynı şekilde sizinki de olacak arkadaşlar. Bu ilk sık iğnemi kapattığım yer var ya, birleştiğim noktaya, yani zincir çekmeye başladığım yerin dibine bu şekilde sahte sık iğne ile yine kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi dibinde sahte sık iğne olduğu için bir zincir var. Buradan biraz şöyle uzun ip kesiyorum. Bakın bu ipi yakmak yerine şöyle zincirin altından 2 tane sık iğne ile kaybedeceğim. O yüzden biraz uzun bıraktım. Hemen mavi ipimi takıp geliyorum. Evet. Bu uzun bıraktığımız ipimiz, bu da 20 zincirden oluşturduğumuz yuvamız. Hemen onun içine giriyorum. Bakın bu şekilde sarı ipimi de zincirimin üzerine yatırıp bir sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle bir tane daha sık iğne yaparak 2 sık iğne ile sarı ipimi buraya sağlamlaştırmış oldum arkadaşlar. Bakın şimdi onun kenarından şöyle yapılışıyla devam edeceğiz. Evet, şu şekilde arkada kaldı bakın. Şimdi sık iğnelerle bu yapmış olduğumuz 20 zinciri dolduralım. Sayısı yok. 20 zincirin üzerini şöyle güzel bir şekilde dolana kadar yapalım. Evet. Dolduruyoruz. Siz isterseniz sayarak da yapabilirsiniz. Şöyle bakın sıkı bir dolum işlemi, güzel bir dolum işlemi görsün. Bu ipi aldım ama altın başak tüylenmiş gibi çıktı arkadaşlar. İp kullanılmış değil, sıfır, ama bazı ipler böyle çıkıyor biliyorsunuz. Bu şekilde artık değerlendireceğiz. Evet. Şimdi sonuna kadar geldik. Sık iğne ile zincirimizi doldurduk. Bakın. Şimdi bir tane de buraya ilk sık iğne başladığımız yuva var ya, oraya şu şekilde girelim. Sık iğnemizin tepe noktasından girelim arkadaşlar. İçine değil, şöyle tepe noktasına girelim ve bakın bu şekilde tepe noktasını birleştirmiş olduk. İlk sık iğnemden sahte sık iğne yaparak girdim. Şimdi şu ipleri bir ben hemen temizleyip yakayım, temizlensin. Evet. Bu sarıyı da hemen kısaltıp yakayım. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi buraya 30 tane zincir çekiyorum. İnşallah tam gelir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şöyle bakalım, bir tam tur attıralım. Şöyle yaptığımız sık iğnelerden bakın arkadaşlar. Eğer tam gelmezse 2 tane fazla çekeriz. Bakın sanki 2 tane daha istiyor. 1 ve 2 zincir. Bu eksiklik alttakinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre şöyle tam tur attırdığınızda geliyorsa arkadaşlar bu şekilde olmuş demektir. Bakın bu sık iğne ile geçiş yaptığımız yere, zincir çekmeye başladığımız yerin dibine sahte sık iğne yaparak bakın bu şekilde oturtturuyoruz. Ve yine bu biraz uzun bırakacağım. Aynı sarıda olduğu gibi şöyle mavinin içine katmıştık. Maviyi de böyle koyu mavinin, saks mavisinin arasında giderteceğiz. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde bakın. Mavi zincirle de saks mavisinin yuvasını hazırlamış olduk. Hemen mavimi takıp geliyorum. Evet, bu koparmış olduğum ipi zincirimin üzerine doğru yatırdım ve bu çekmiş olduğum alttaki zincirin içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle bakın 2 tane sık iğne yapıp diğer sık iğnelerden şöyle ayırıyorum artık. Evet, 3. sık iğnemi tek sadece zincirime yaptım. Aynı 2'de olduğu gibi şöyle tekrar yapayım. Bu 3.'yü de bu şekilde zincirlerin kenarlarını sık iğne ile dolduracağız. Şöyle kısaltabiliriz. Evet, bütün zincirlerin üzerini sık iğne ile dolduralım. 6 içinden sayıyordum galiba, 6 dedim arkadaşlar. Saymadan sadece zincirleri güzel bir şekilde sık iğne ile dolduruyorum. Eğer siz hani eşit simetri yapamam diyorsanız sayabilirsiniz de. Evet, şöyle bakın sona doğru geliyoruz. Sık iğne ile dolduralım. Çok hoş bir model olduğunu düşündüğüm için aklıma gelmişken hemen tasarlamak istedim. İlham perileri geldi. Evet, bakın bu şekilde sık iğnelerle güzel bir şekilde doldurdum. Şimdi koparmadan önce de yine ilk buraya bir zincir çekebilirsiniz, daha ilk sık iğnenizin içine bir zincir çekerseniz sık iğnenin içine rahat bir şekilde girilir. Çekmeyi unuttum ama size hatırlatayım. Sahte sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde dibine de otomatik bir zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar şu arka kısımdan da şurayı da göstereyim. Bakın şöyle şu bir alttaki mavinin içinden girip şöyle iki sık iğne arasından tığımı çıkardım. Umarım gözüküyordur. Şimdi bunu bakın bu ipi buna doluyorum. Şöyle dolayıp bakın çengelimin ucunu aldım ve buradan iyice çektim. Bakın burada tümseklik oluşuyor, görüyorsunuz. Bu tümseklik neden oluşuyor? Çünkü ipi arkadan iyi çekmediğimiz için şu ipi bakın göstereyim. Bu tümsekliği ipi çekmezsek, iyi çekmezsek tümseklik oluşuyor. Bu hatayı ben de yapabilirim. Herkes yapabilir arkadaşlar. Aceleyle unutabiliriz ama bu ipi çektiğimiz arka ipi bu şekilde eğer çekersek güzelce güzel görünüm, temiz bir görünüm olur. Yine şöyle arka tarafından bunları kısaltıp yakalım. Evet. Bakın temizledim, yaktım ve huzurunuzda. Çok da güzel oldu. Bu anlattığım gibi meşakkati de yok. 2 dakikada şak şak yaparsınız. Ben her noktasını böyle hani bazen yorumlara yazıyor arkadaşlar öğretmen iddiasıyla diye. O da benim fıtratım herhalde arkadaşlar. Bırakayım diyorum, bırakamıyorum. Mesela bu arkadaşlar kelimesini de bırakayım diyorum ama dilime alışmış. Demek ki kelime mi bulamıyorum, konuşacak söz bulamayınca cümleye o şekilde başlıyorum. O da sürekli sizlerin başını ağrıttığını biliyorum ama elimde olan bir şey değil. Kusura bakmayın, o yüzden hepinizden şimdiden özür diliyorum. Evet, şimdi bunu ara suyuyla beraber tülbentimize monte etme işlemine geçelim. Evet, ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. 2 tane nazar boncuğumuzun arasına 3 tane bu şekilde ara suyu koyuyoruz. 2 tanesini yaptım, bir tanesini sizle yapmak için bıraktım. Şöyle tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. İlk başlarken de aynen bu şekilde sık iğne ile tığ battığımıza sabitleyip üzerine bir zincir, şöyle hafif ipimi uzatıp şöyle küçük bir örüm, minik de değil büyük de değil, bu şekilde küçük bir örümcek. Bakın bu bağlama noktasını fazla sıktırmadım çünkü bu sık iğnemin tepesini yuva olarak kullanacağım. Bu şekilde 4 5 6 zincir, hemen bu kapattığım sık iğne noktasını sabitliyorum. Bu ilk kirpiğim. 1 2 3 4 ve 5 zincir. Bu aynı noktaya 3 tane bakın şu şekilde kirpik yapacağız. İkinci kirpiğimi kapatıyorum. Tekrar 5 zincirimi çektim. Aynı noktaya şöyle bu şekilde sabitliyorum. Bakın. Küçük bir örümcek. Örümceğin sık iğne noktasına buraya da 3 tane kirpik yaptım. Dibine bir tane zincir çektim. İlk yaptığım örümcekle aynı büyüklükte yine küçük bir örümcek yapıyorum. Büyük örümcek hiç güzel durmuyor. Ancak bu büyüklükteki örümcek güzel duruyor bu ara suyu için. 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battıma bakın bu şekilde saymadım. 4. tığ battıya sabitliyorum. Evet bakın şimdi 3'e tamamladık biz de. 3 tane ara suyu, örümcekli ara suyunu yaptık. Nazar boncuğumuzun takım işlemine geçelim. Yine dibinde bir zincirimi çekiyorum. Şöyle aynı büyüklükte bakın buraya bir örümcek yapıyorum. Bu örümceğimizin özelliği arkadaş, bakın bu kapatma noktamızın bol olması. Çünkü bura bizim yuvamız. Sıkı olursa tığımızı girdiremeyiz. O yüzden bu kapatma noktasına biraz daha özen gösterin. Şöyle dibine de bir tane zincir çekelim. Nazar boncuğumuzu alalım. Şöyle nazar boncuğumuzu ters tarafından, hani tersi bize bakacak, bu geçiş noktası olarak kullandığımız yer var ya, sahte sık iğne ile geçiş yaptığımız, oradan bu şekilde normal sık iğne ile tutturdum tam orta noktasından. Şöyle inşallah net gözüküyordur arkadaşlar. Veyahut da bakın şuradan da şöyle göstereyim tekrar, bu hani ipi yaktığımız yer var ya, oradan şöyle tam ortadan mavinin üstünden girip yine bir zincir, düz yüzüne bakın bu şekilde dönüyoruz ve örümceğimizi şöyle hafif düzeltelim, sık iğne yeri bize baksın. Bu bir zincirimizi tam ortadaki noktasından girerek sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bakın tutturduk nazar boncuğumuzu buraya, dibine bir zincir, bu yaptığımız örümceğin büyüklüğünde yine bir örümcekle aşağıya ineceğiz. Şöyle aynı boyutta örümceğimizi yaptık. 1 2 3 4. tığ battımın içine giriyorum. Şöyle dibinde bir tane zincir çekip şu başta yaptığımız örümceğimizin aynısını buraya da yapalım. Şöyle bir zincirimi çekeyim. İpimi uzatıp küçük bir örümcek yapacağım. Örümceğimi şöyle bağlama noktası dediğim gibi önemli, bol olursa, çünkü bura bizim yuvamız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. 6 zincirimi hemen tam ortalıyorum. Tek kat telini almayalım. Bir de bu ilk kirpik nasıl kapanırsa diğerleri de aynı şekilde kapanacağı için ilk kapattığınız nokta tel almadan güzel bir durursa diğerleri de ona göre güzel duruyor. 5 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya, ilk kirpiğimi kapattığım noktaya ikinciyi de kapattım. 2, 3, 4 ve 5. Aynı noktaya kapatıyorum, tepe noktasına, dibinde bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde örümceğimin üzerine yuvamızı yaptık. Yine aynı büyüklükte, ilk örümceğimin büyüklüğünde şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Evet. Yine bunu şöyle 1 2 3 4. tığ battısına sık iğne ile sabitledim. Bundan bir tane daha yanına yapıp hemen geleyim, aynı işlem, fazla video uzun sürmesin. Evet, sizlerle yaptığım bu son kısım nazar boncuğumuz bu şekilde çok hoş oldu. Verdiğim sayılarla siz de aynen bu şekilde zincir sayılarıyla bu şekilde nazar boncuğunuzu yapabilirsiniz. Şöyle karşıdan da bir bakalım. Yine erkek çocuklarının hani yeni doğanlara örtülüyor beşiklerinin üzerine. Hoş bir model olacağını düşünüyorum. Artık şeker de olduğu için dilimizde dolaşıyor. Kelimeleri de tuhaf konuşuyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Zamanınızı, vaktinizi bana ayırdığınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle modeli de güzel bir model tasarladım. Kendi tasarımım. Daha önce sizlere yapmış olduğum modelimden esinlenerek bu şekilde bir nazar boncuğu hazırlamak istedim. Şöyle bu modeli görmüştüm. İçinde serum vardı. Kenarında büyük bir halka vardı. Bunu bu şekilde sihirli halkayla serum yerine daha sağlam. Şöyle serumlar eriyor, esniyor. Onları da kullanıyoruz bizler. Bu şekilde sihirli halkayla ilk defa sizlere bir nazar boncuğu yapmak istedim bu şekilde. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Videolarımın devamı için, şöyle emeklerim için sizler de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle beğeniler, yorumlar çoğaldıkça o kadar mutlu oluyorum ki emeklerimin sanki karşılığını almış gibi hissediyorum bu şekilde. Evet, modelim çok da hoş oldu. Şöyle uzaktan da bir göstereyim. Evet. Çatapatığı, ara suyunu da hafif tuttum. Çünkü nazar boncuğumuz da böyle sallantılı olsun istedim. Güzel bir, hoş bir, şöyle tiril tiril sallantılı bir model oldu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.